Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. 30. Temmuz Ağustos soru çözümüne başlıyoruz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yine ne yapıyoruz arkadaşlarım? Bizler canlı yayın şeklinde sorularımızı yayınlıyoruz. Hep beraber soruları çözüyoruz değil mi? Bu şekilde daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Canlı yayından haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlarım. Hazırsanız hadi alın çayınızı, kahvenizi ve hemen başlayalım diyorum. İlk sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir? Dikkatli bir şekilde bakalım. Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini hangisi bildirir? Tabii ki A şıkkı değil mi arkadaşlar? O zaman hadi yazalım. A şıkkı bize bildirir diyoruz. İkinci sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi halidir? Kırık, çıkık, incinme, burkulma. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması. Ne diyoruz? Çıkık diyoruz değil mi arkadaşlar? O zaman bursa olacaktır. Üçüncü sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır? Ehliyet sınavında asli kusur ile alakalı sorular karşınıza çıkabilir. Şıkları okuyalım. Hızının gerektirdiği şeritten gitmemek, fazla yolcu almak, aşırı yük yüklemek, karşı şeridi ihlal etmek. Karşı şeridi ihlal etmek asli kusur sayılır değil mi arkadaşlar? O zaman ne diyoruz? Denizli şıkkı diyoruz. Dördüncü sorumuzdayız. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? 5, 10, 15, 20. Arkadaşlarım 5 olacaktır. Yani A şıkkı diyoruz. Ve diğer sorumuza geçiyoruz. 6. soru diyecektim. 5'teyiz. Frenleme esnasında aracın bir tarafa savrulması hangisinin bozulmasından kaynaklıdır? Araç bir tarafa savruluyor. Fren ayarının, stop ayarının, diferansiyel ayarının, vites kutusu ayarının. Araç bir tarafa savruluyorsa fren ayarından kaynaklıdır arkadaşlar. O zaman A şıkkı diyoruz. Hadi bakalım, geldik 6. sorumuza. Bazı ne motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri hangisidir? Frenlerin ayarsız olması, bujilerin kurum bağlaması, depodaki yakıt seviyesinin azalması, lastiklerin hava basıncının fazla olması. Normal yanma olmamasının sebebi benzinli motorlarda neydi? Bujilerin kurum bağlamasıydı değil mi arkadaşlar? O zaman bursa şıkkı diyoruz. Hadi bakalım 7'deyiz. Şöyle soruyu biraz küçülteyim ki daha net görün. Motor alıştırma periyodu olarak adlandırılan rodaj döneminde yukarıdakilerden hangilerine dikkat edilmelidir diyor. Hadi okuyoruz. Birincisi tam gazdan kaçınmak. İkincisi ani hızlanmalardan kaçınmak. Üçüncüsü aynı vitesle uzun zaman gitmekten kaçınmak. Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Hangilerine dikkat edilmeli? Arkadaşlarım hepsine dikkat edilmeli. 1, 2 ve 3 yani Denizli şıkkı olacaktır. Buraya şık koymayı unutmuşuz ama ben Denizli dedim arkadaşlar. 8'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir? Bu soruyu daha önce de çözmüştük değil mi? Seyir halindeyken emniyet kemerinin kullanılması, araca daha geniş ebatta lastikler taktırılması, motor gücü yüksek araç kullanılması, trafik cezalarının fazlalaştırılması. Bakın araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi dediğine göre anahtar kelimemiz zaten buydu değil mi arkadaşlar? O zaman A şıkkı seyir halindeyken emniyet kemerinin kullanılmaması olacaktır. Emniyet kemerinin kullanılması olacaktır. A şıkkı diyoruz. İşaretledik. Hadi bakalım 9. sorumuzdayız. Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar? Araç modellerini ve fiyatlarını, şehirdeki yolları ve önemli yerleri, ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini, trafik suçuna verilen para cezalarını.
Arkadaşlarım şehirdeki yolları ve önemli yerleri diyoruz. Yani Bursa şıkkı olacaktır. Hadi bakalım 10. sorumuza geldik. Yine bir görsel soru. Şekildeki trafik kazası aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir? Hangisine diyor uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir? Öncelikle ne yapıyoruz biz? Tabelalara bakıyoruz değil mi? Hadi o zaman bakalım. Şıklarımızı okuyalım. Takip mesafesine, kavşaklarda geçiş hakkına, öndeki aracı geçme kuralına, farların kullanılacağı yer ve hallere. Hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş? Kavşaklarda geçiş hakkına değil mi arkadaşlar? O zaman Bursa şıkkı diyoruz. 11'deyiz. Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar? Araç üstü tavan bagaja kullanılması, tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması, tavsiye edilen tir ve ebatlarda araç lastiğe kullanılması. Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Araçta yakıt tasarrufu hangisi sağlıyor? 2 ve 3 sağlıyor arkadaşlarım. Araç üstü tavan bagajda kullanılması. Hayır böyle bir şey yok. Ne diyoruz? 2 ve 3 o zaman Ceyhan şıkkı diyoruz. 12'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir? İletişim becerilerin geliştirilmesi, alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması, düşünme tarzının yeniden yapılandırılması, nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması. Öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir diyor. Dikkat edin. Ne diyoruz? Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması değildir arkadaşlar. Bariz belli değil mi? Bursa dedik. Hadi bakalım 13'teyiz. Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur? Hadi bakalım okuyalım. Aracın maksimum hızının artmasına, lastiklerin daha çabuk aşınmasına, fren sisteminin arızalanmasına, yakıt tüketiminin azalmasına. Yaz aylarında kış lastikleri kullanırsak ne olur arkadaşlar? Lastiklerin daha çabuk aşınmasına neden olur diyoruz. O yüzden Bursa şıkkını işaretliyoruz. 14'teyiz. Bu da ehliyet sınavına çokça çıkar. 4 zamanlı motorlarda zamanların oluşum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur? A şıkkı emme, ateşleme, egzoz, sıkıştırma. Egzoz, emme, ateşleme, sıkıştırma. Ateşleme, emme, sıkıştırma, egzoz. Emme, sıkıştırma, ateşleme, egzoz. Biraz tekerleme gibi oldu değil mi? Ne diyoruz? Denizli şıkkı diyoruz. Emme, sıkıştırma, ateşleme, egzoz diyoruz arkadaşlar. Hadi bir de yazalım. Yazdık ve diğer sorumuza geçelim. Bu soruyu ilk defa görenler olabilir ama benim kanalımda o videoların açıklama kısmındaki linkteki soruları çözün demiştim ya ben size. Yani daha önceki soru çözümlerimizde bu soru vardı ama yine karşımıza çıktı. Yine veriyoruz arkadaşlar bu soruyu. Sınavda çıkma ihtimali olabilir diye. Aşağıda soru işaretiyle gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin ikinci halkası olan uygulama hangisidir? İlaçla tedavi, hasar tespiti, temel yaşam desteği, olay yeri değerlendirmesi. İkinci halka hangisi olabilir? 112 yara, 112 ambulans, hastane, ileri yaşam. Arkadaşlar temel yaşam desteği olacak unutmayın. Ceyhan şıkkı diyoruz. 16'dayız. Soruyu biraz büyüteyim daha net görün. Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur? Hadi bakalım çok güzel bir soru. Ön lastiklerin birine, arka lastiklerin birine, çekici lastiklerin ikisine, çekici olmayan lastiklerin ikisine. Arkadaşlarım çekici lastiklerin ikisine olacaktır. Yani Ceyhan şıkkı diyoruz. İnşallah ehliyet sınavını geçersiniz. Direksiyon sınavını da geçersiniz. Kışında arabanızı da gezersiniz de zincir takarsınız diyorum. İnşallah diyelim. Hadi bakalım. 17'deyiz.
Şimdi küçülteyim. Bir soruyu bir büyütüyoruz, bir küçültüyoruz bakalım. Sürücüler hızlarını aşağıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır? Aracının yük ve teknik özelliğine, aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına, görüş, yol, hava ve trafik durumuna. Hızımızı neye göre ayarlamak zorundayız arkadaşlar? Tabii ki denizli şıkkı değil mi? 1, 2 ve 3 yani hepsi olacaktır. 18'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketimin artmasında, bakın buraya dikkat edin, sürücüden kaynaklanan kusurdur. Sürücüden. Bir de ne vardı? Araçtan kaynaklanan kusur adlı bir sorumuz vardı değil mi? Onu bazılarınız yanlış işaretledi. Burada da diyor ki sürücüden kaynaklanan kusur. Hadi okuyalım. Lastik hava basınçlarının yetersiz olması, motorun gereksiz yere çalışır halde tutulması, ön düzen ayarlarının bozuk olması, frenlerin ayarsız olması. Sürücüden kaynaklanan kusur aradığımıza göre Bursa şıkkı değil mi? Motorun gereksiz yere çalışır halde tutulması arkadaşlar, bu sürücü ile alakalıdır. Sürücün elinde olan bir şeydir değil mi? O zaman Bursa şıkkı diyoruz. Hadi bakalım 19'dayız. Bir görsel sorumuz. Yeni gelenler için söylerim, videoların açıklama kısmında görsel sorularımız var. Dilerseniz bakabilirsiniz. Resimde görülen seyir halindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların yanması trafikteki diğer sürücülere hangisini bildirir? Aracın sola döneceğini, aracın sağa döneceğini, araçta frenleme yapıldığını, aracın geri gelmekte olduğunu. Arkadaşlar frene bastığımız zaman ne oluyor? Aracın o arkasındaki kırmızı lambalar yanıyor değil mi? O zaman ne diyeceğiz? CH şıkkı. Araçta frenleme yapıldığını bildirir diyoruz. İşaretledik. Ve hemen geçtik. 20'deyiz. Biraz uzun bir soru. Dikkatli okuyalım. Fazla eğimli yollarda karşılaşma hallerinde çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? Motorun çalışmasını durdurup vitesi boşa alarak inmek. Çıkan araç için manevra imkanı bulunmadığının açıkça anlaşılması halinde geri gitmek. Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak. Çıkan aracın geri gitmesini beklemek. Fazla eğimli yollarda karşılaşma halinde diyor arkadaşlar. Ne diyoruz? Bursa diyoruz. Bakın çıkan araç için manevra imkanı bulunmadığının açıkça anlaşılması halinde geri gitmek olacaktır. Bu yüzden arabayı sadece düz bir şekilde sürmeyi öğrenmeyin. Mutlaka sınavı geçmiş dahi olsanız mutlaka bir yerde bir yolda geri gitmek zorunda kalacaksınız arkadaşlar. Bu yüzden aracı geri sürmeyi de mutlaka öğrenin. Şimdi geldik 21. sorumuza. Hadi bakalım. Araçta sigorta yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır? Daha büyük, daha küçük, aynı, önemli değildir. Sakın gidip de önemli değildir işaretlemeyin, tamam mı? Ne diyeceğiz? CH şıkkı aynı olmalıdır diyeceğiz. 22'deyiz. Bu dehliye sınavında çokça soruluyor arkadaşlarım. Aracın gösterge panelinde şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı halde araç sürülmeye devam edilirse hangisinin olması beklenir? Yağın azalması, akünün boşalması, fren hidrolinin bitmesi, marş motorunun arızalanması. Hangisinin olması beklenir? Akünün boşalması değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Bursa şıkkı diyeceğiz. Hemen işaretliyoruz. Diğer sorumuzdayız. Arkadaşlarım yaraladık sanki, az kaldı. Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hallerden hangisi park etmeye örnektir? 5 dakikadan fazla beklemek, 5 dakikadan az beklemek, yük yüklemek veya boşaltmak, yolun kapalı olması durumunda beklemek. Beş dakikadan fazla beklemek olacaktır. A şıkkı diyorum arkadaşlarım. Hadi bakalım 24'teyiz.
metni bir görsel soru. Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Hangisi yanlıştır? Dikkatli bir şekilde bakalım. Şıklarımızı okuyalım. Şöyle biraz küçülteyim ben. 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır. 3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır. 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş karayolundadır. 1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar her iki yönlü karayolundadır. Hangisi yanlış? Ceyhan şıkkı değil mi? 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş karayolundadır diyor arkadaşlar. Hayır, bölünmüş karayolunda değiller. O zaman ne diyoruz? Ceyhan diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan görüşerek bilgi edinme basamağında yer alır? Solunum sayısının değerlendirilmesi, hoşgörülü ve nazik davranılması, bilinç düzeyinin kontrol edilmesi, cilt renginin değerlendirilmesi. Bursa şıkkı hoşgörülü ve nazik davranılması olacaktır. 26'dayız. Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir? Kayıp, hasar, tahribat, trafik kazası. Arkadaşlarım, trafik kazası Denizli şıkkı olacaktır. 27. sorumuzdayız. Verilen parçalar aşağıdakilerden hangisine aittir diyor. Hadi bir okuyalım. Buji, piston, silindir kapı hangisine aittir bu parçalar? Motor, debriyaj, vites kutusu, yakıt deposu. Hangisine ait arkadaşlarım? Tabii ki motor değil mi? O zaman A şıkkı olacaktır. 28'deyiz. Ne yapıyoruz? Videoyu yarıda kesmiyoruz. Tamam mı arkadaşlarım? Bunlar çünkü önemli sorular. Devam ediyoruz. Videonun sonunda da kaç yanlış yaptığımızı mutlaka yazıyoruz. Hadi bakalım. Aşağıdakilerden hangisi birinci derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur diyor ama bir okuyalım. Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biri de bilinç düzeyidir diyor. Hangisi birinci derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur? Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap vermesi, göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması, ağrılı uyaranlara cevap vermesi, tüm uyaranlara tepkisiz olması. Ne diyoruz? A şıkkı diyoruz. Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap vermesi olacaktır arkadaşlar. A şıkkı dedik. 29'dayız. Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur? Mide, beyin, karaciğer, kalın bağırsak. Kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur diyor arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz? Beyin diyeceğiz değil mi? Bursa şıkkı olacaktır. Hadi bakalım 30'dayız. Yoruldunuz mu arkadaşlar? Yorulmak yok. Devam ediyoruz. F sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir? Lastik tekerlekli traktör, motorlu bisiklet, kamyon, otobüs. Arkadaşlarım lastik tekerlekli traktör kullanabilir. F sınıfı diyorum. A şıkkı dedim. Bu arada bu B sınıfı, D sınıfı, F sınıfı bunları öğrenin arkadaşlarım. 31'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir? Hazır soru gelmişken de söyleyeyim. Şok nedir? Belirtileri nedir? Koma nedir? Belirtileri nedir? Hemlik manevrası nedir? Arkadaşlar bunları öğrenelim. O şekilde sınava girelim. Huzursuzluk, baş dönmesi, dudak çevresinde morarma, ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk. Şokun belirtilerinde hangisi değil? Denizli şıkkı. Ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk değildir arkadaşlar. Denizli dedim. Hadi bakalım 32. sorumuzdayız. Yukarıdaki açıklama vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?
Vücut dokuların oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir diyor. Vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir? Hareket sistemi, sindirim sistemi, dolaşım sistemi, boşaltım sistemi? Oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanları taşıyorsa ne diyeceğiz? Ceyhan şıkkı, dolaşım sistemi diyeceğiz arkadaşlar. Bu arada bu sistemlerin de daha önceki soru videolarında söylemiştim, öğrenin diye, ama yine söylüyorum çünkü yeni gelenler var. Bu hareket sistemi nedir? Sindirim sistemi, dolaşım sistemi, boşaltım sistemi. Bunları mutlaka öğrenelim, o şekilde sınava girelim. Hadi bakalım, 33'teyiz. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyu sıcaklığını, çalışma sıcaklığına sabit tutar? Radyatör, termostat, ventilatör, hararet göstergesi. Bursa şıkkı termostat olacaktır. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir? 130, 110, 190. Arkadaşlarım, Bursa şıkkı 110 olacaktır. Yukarıdaki belirtiler hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür? Göz bebeklerinde büyüklük farkı, geçici hafıza kaybı, burundan kan gelmesi, göğüs, baş, karın, omurga. Hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülüyor? Tabii ki baş olacaktır. Bursa şıkkı diyoruz. 36'dayız. Sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti halinde hangisi uygulanır? İdari para cezası, ağır hapis cezası, aracı en sağ şeritten sürme cezası, sürücü belgesi almaktan men cezası. Arkadaşlarım, A şıkkı idari para cezası olacaktır. Şimdi diyeceksiniz ki hocam, bu Ceyhan şıkkı da nedir? Vallahi bizlik bir şey yok arkadaşlar. Bunlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu sorular. Aracı en sağ şeritten sürme cezası diyor. Böyle bir ceza var mı? Yok. Ama bu da şıklar arasında yer almış arkadaşlarım. A şıkkı dedik. 37. sorumuza geçiyoruz. Yukarıdaki ifade trafik adabı dersinin hangi temel öğesinin karşılığıdır? Arkasından siren çalarak gelen bir ambulansa yol vermeyen sürücü, o ambulansın içindeki kişinin hayatını kaybetmesine sebep olabilir. Trafik adabı dersinin hangi temel öğesinin karşılığı arkadaşlar? Birey hakkı, toplum hakkı, kamu hakkı, çevre hakkı. Tabii ki birey hakkı olacaktır. A şıkkı. 38'deyiz. Yine bir görsel soru. Şekilde iki yönlü ve üç şeritli karayolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir. Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücülere hatalı sollama yapmaktadır? Yol çizgilerine göre diyor arkadaşlar. Hangileri hatalı sollama yapmaktadır? Hadi şıkları da size göstereyim. Arkadaşlarım, 2 ve 3 numaralı araç hatalı sollama yapmaktadır. O zaman ne diyoruz? Ceyhan şıkkı diyoruz. Yol çizgilerine göre dedi, değil mi? Hadi bakalım, diğerindeyiz. 39'dayız. Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli. İşaret verdiği anda manevraya başlamalı. Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli. Manevra bitmeden önce işareti vermeyi sona erdirmeli. Hangisini yapmalı? A şıkkı, ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmelidir arkadaşlar. Çünkü manevra yapacak, değil mi? Hadi bakalım, A dedik ve diğer sorumuza geçiyoruz. 40'tayız. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken hangisinin yapılması yasaktır? Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yerde oturtulması, kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması, yolcuların yüklerin üzerine oturtulması, yüklerin bağlanması. Yükle birlikte yolcu taşınırken hangisinin yapılması yasaktı?
Arkadaşlar, Ceyhan, yolcuların yüklerin üzerine oturtulması yasaktır. Yolcular yüklerin üzerine hiçbir zaman oturtulmazlar arkadaşlarım. Bunu unutmayın. Ceyhan dedik, hadi bakalım 41'deyiz. Az kaldı değil mi? Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek aşağıdakilerden hangisine neden olur diyor. Yağ ömrünün artmasına, yakıt tüketiminin azalmasına, bakım masrafının azalmasına, yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine. Yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine neden olur. Deniz'de şaka diyoruz arkadaşlarım. Hadi bakalım 42. sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan kazazedeye uygulanmaz? Açık olan yarayı temiz bir bezle kapatıp basınç yapmadan sarmak. Ayakları yüksekte tutup sırt üstü yatırmak. Batancısın varsa çıkarmamak. Yere oturur duruma getirmek. Göğüs yaralanması varsa hangisini uygulamayacağız? Ayakları yüksekte tutup sırt üstü yatırmak. Bunu uygulamayacağız arkadaşlar. Çünkü kişi göğsünden yaralanmış. O zaman ne diyoruz? Bursa şıkkı diyoruz. 43'teyiz. İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? Şoka karşı önlem alınması, ağzından bol sıvı verilmesi, üzerinin örtülerek sıcak tutulması, yaşamsal bulgularının incelenmesi. İç kanaması olduğu düşünülen. Ağzından bol sıvı verilmesi yanlıştır arkadaşlarım. Bursa şıkkı olacaktır. 44'teyiz. Bu soru ehliyet sınavına çokça çıkar. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur? Dikkatli bir şekilde bakalım. Arkadaşlarım, Denizli yani dur işareti tali yolda bulunur diyorum. Şöyle Denizli'de yazayım ki karıştırmayın. Hadi bakalım diğer sorudayız. Son 5 soru. Verilenlerden hangileri trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir? Olumsuz, dikkat edin. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması, gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması, araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması. Olumsuz, hangisi olumsuz etkileniyor? 1 ve 2 değil mi arkadaşlar? O zaman ne diyoruz? Bursa şıkkı diyoruz. Diğer sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar? Amortisör, direksiyon, diferansiyel, kilometre sayacı. Arkadaşlarım, diferansiyel yani CH şıkkı olacaktır. Videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bir görsel sorumuz. Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? 2-1-3, 2-3-1, 3-1-2, 3-2-1. Kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalı? 3, 1, 2 olacak arkadaşlar. Yani Ceyhan şıkkı olacaktır. 48'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhası anlamındadır? Tehlikeli viraj yön levhası. Ne diyoruz? A şıkkı bize tehlikeli bir viraj yön levhası olduğunu bildirir diyoruz. Hadi bakalım 49'dayız. Bitti arkadaşlarım, az kaldı. Kanlarındaki alkol miktarı nokta nokta promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin karayolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? 0,20 promil, 0,30, 0,40, 0,50.
Arkadaşlarım 0,50 promilin üzerinde olacaktır. Yani Denizli şıkkı. Son sorumuza geldik. Hadi bakalım. Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir? Kendinin ve yaraların güvenliğini sağlamak. Kazayı yetkililere haber vermek. Yaraları araçtan çıkarmak. Yaraları belirlemek. Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken. Öncelikle yani ne yapacak? Kendinin ve yaraların güvenliğini sağlayacak, değil mi arkadaşlar? O zaman A şıkkı olacaktır. Arkadaşlarım sizlerle beraber 50 tane soru çözdük. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar benimle birlikte soruları çözdüğünüz için. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Hepinize başarılar diliyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Başka soru çözümünde de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz.